Yaşar Bey, ziyaretçiniz var. Sadece 5 dakika. Babam. Kızım. İyi misin? İyi bakıyorlar mı sana? Merak etme, bakıyorlar, iyiyim. İlaçlarını falan alıyorsun değil mi? Bak saatlerini aksatma ne olur. Babam bu üstün de böyle incecik. Üşümedin değil mi gece? Eylül, iyiyim ben. Düşünme sen. Önemli olan senin iyiliğin. Beni dinle kızım. Artık hayatına bir yol çizmelisin. Okuyacak mısın, çalışacak mısın? Bir an önce karar verip hayata atılmasın. Gözüm arkada değil. Annen sana hem analık hem de babalık yapar. O nasıl söz baba? Benim babam sensin. Yine elini sırtımdan eksik etmeyeceksin biliyorum. Geçecek bugünler. Ben üzülmeyeyim diye böyle söylüyorsun ama bunlar doğru değil. Doğru düzgün bir baba olsaydım o Koray Alçağı bunları yapabilir miydi? Değil mi öyle? Sen benim babamsın. Kahramanımsın benim, her şeyimsin. Senin bir suçun yok ki. Sen sadece beni korumak istedin. Ama koruyamadım. Şu dünyadaki tek görevim ailemi, seni korumaktı. Yapamadım Eylül. Seni koruyamadım. Hayır babam, deme öyle ne olur. Senin elinden bir şey gelmezdi ki. Bak, çıkacaksın buradan. Her şey yine eskisi gibi olacak. Benim yaşım belli. Buradan ancak cenazem çıkar. Başım dik. Üzülmüyorum. Merak etme. İntikamımı aldım. Seni buradan kurtaracağım baba. Söz veriyorum kurtaracağım. Avukat davayı açacak. Koray'ın yaptığı her şeyin belgesi var hastanede. Mahkemede her şey ortaya çıkacak. Senin de cezan hafifleyecek. Söz. Senin çektiğin acıları hafifletmedikten sonra. Süre bitti. Sen mutlu ol. Bana yapabileceğin en büyük iyilik bu. Babam, ben sen yanımdayken mutlu olurum sadece. Üzülme tamam mı? Sen sakın üzülme. Ben seni buradan kurtaracağım. Yine geleceğim seni görmeye. Babam kalp hastası. Böbrek rahatsızlığı da var. Zaten bir kolu doğru düzgün tutmuyor. Hapiste kalamaz o, perişan olur. Üzgünüm Eylül Hanım. Ama ortada bir cinayet var. Eğer maktulü gerçekten babanız öldürdüyse, hafifletici sebepler olsa dahi en az 15 yıl yatar. Ne? 15 yıl mı? Maalesef. Kendinizi ve ailenizi buna hazırlasanız iyi olur. Ama o adam, babamın vurduğu adam, bana en büyük kötülüğü yaptı. Biliyorsunuz. Bana zorla sahip oldu. Biliyorum. Ama babanızın hapse yatacağı gerçeğini değiştirmez. Yine de cezanın az olması için Koray Demirci'nin size yaptıklarını belgelememiz gerekir. Savcılığa gereken başvuruları yaptım. Mahkeme hastaneden o raporu isteyecektir. Peki ben ne yapabilirim? Hiçbir şey. Benden haber bekleyin. Tamam. Yaz. Eylül. İyi misin? Yaşar amca nasıl? Senin ne işin var burada? Tutuklandığını öğrendim. Sonra merak edip geldim. Eylül. Mesele yoksa Koray'la mı ilgili? Yaz. Babam,
Ne oldu Eylül? Yaşar babayı niye gözaltına almışlar? Sen niye ilgileniyorsun ki bu meseleyle? Senin nişanlının yanında olman gerekmiyor mu? Ne işin var burada? Evine git hadi. Bir daha da benim hiçbir işime karışma. Eylül! Pardon. Ben Yaşar Ölü ile görüşmek istiyorum. Dün gözaltına almışsınız. Ne yapmam gerekiyor? Benimle gelin. Yok anlamadım. Vallahi anlamıyorum ben. Koray'ın onca yaptığına rağmen babanı içeride mi tutacaklar şimdi? Ama hastaneden alacağımız rapor çok önemli. Babamın cezasını bayağı bir hafifletecekmiş. O raporu alırız zaten. Mesele o değil de. Ah be Yaşar be. Ah be Yaşar be. Şu düştüğümüz hale bak. Değer miydi o ahlaksız için? Değer miydi aileni şu hale düşürmeye? Annem. Ne olur yapma böyle. Bak bu kadar umutsuz olma. Ben inanıyorum. Benim babam oradan çıkacak. Söz veriyorum sana. Ben her şeyi yapacağım onun oradan çıkması için, tamam mı? Ah be yavrum, ah be kuzum. Sen de perişan oldun be kızım. Bir gülmedi yüzün. Şimdi de baban için paralanıyorsun. Eylül, o ahlaksızın anası da geldi mi oraya? He? O Razi'ye gelip canını sıkacak bir şey söyledi mi yavrum? Yok. Ama Yaz oradaydı. Yaz mı? Ne dedi? Bir şey demedi. Ne oldu diye sordu. Ben de bir şey yok dedim. Ama parmağında alyans vardı. Melek'le gerçekten nişanlanmışlar. Eylül. Ya Yaz gidip babanla konuşursa? Ha? Ya baban Koray'ın sana ettiklerini anlatırsa Yaz'a? Öyle kolayca görüşme ayarlayamaz herhalde babamla, değil mi? Bilmiyorum ki. Ama Yaz bu. Kafasına koyarsa alır. Merhaba Yaşar baba.